Efendim tekrar birlikteyiz. Konuklarımızı takdim etmek istiyorum. Profesör Doktor Hüseyin Gökçekuş, YÖDEK Başkanı. Ama asıl burada bilgilerinizi isteyeceğimiz kısım bu barut suyu projesinin genel koordinatörlüğünü uzun süre yaptınız değil mi hocam? Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Teşekkür ederim. Diğer konuğumuz Doktor Tuğba Evrim, maden hidropolitik uzmanı. Özellikle bu Kıbrıs'ta su varlığı, Kıbrıs'ta su konusuyla ilgili raporları, yayınlarıyla biliyoruz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Bu hava şartlarında Kıbrıs'tan, Ankara'dan zahmet edip geldiniz. Şimdi hocam geçen hafta, tam da cumartesi günüydü yanılmıyorsam değil mi? 17 Ekim. Bu barut suyu projesi tamamlandı. Açılış töreni yapıldı. Her iki tarafın devlet adamlarının katılımıyla. Biz de istedik ki bu Kıbrıs'ta ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde su sorunu nedir, ne değildir? Bu projeyi demin de değindiğimiz gibi 3,5 yıl kadar siz koordine ettiniz. Bir genel girişle başlarsak bu projenin amacı, proje fikrinin ortaya çıkışı, başlaması, gerekçesi neler söylenebilir? Evet, çok teşekkürler. Özellikle nazik davet. Ben teşekkür ederim. Çünkü asrın projesi bu boş değil, yalan da değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücü aslında burada. Nereden nereye geldiğini gösteriyor. Bir süper güç olma noktasında Türkiye'nin özellikle bundan sonra, bu projeden sonra ben daha farklı bir noktaya doğru gideceğine inanıyorum. Çünkü biz Kıbrıs sorunu kadar eski olan bir su sorunu yaşıyoruz. 68 yılında ilk görüşmeler başladığını düşünürseniz 70'li yıllardan itibaren de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir genel anlamda bir kuraklık yaşadık biz. Yani yaştaş Kıbrıs sorunu ve su sorunu maalesef bir nostalji yapacak olursak hemen hemen aynı periyoda denk geliyor. Bir bağlantısı var mı? Evet. Biraz önce açılışta da söylediğiniz gibi. İnşallah bu projeyle birlikte iki büyük problem, özellikle birincisi yani Kıbrıs sorununa da bir katalizör olabilir ve 50 yıla yaklaşan çözümsüzlük bir çözümle noktalanır. Suyu kullanarak, suyu katalizör olarak kullanarak. Bunu biraz sonra açarız gerekirse. Gerçekten uzun yıllar benim mesleğim icabı, konum icabı, aldığım eğitim icabı ben yıllarca hele hele doktora tezim sırasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi menşeili güzel yurt ve çevresiyle ilgili yaptığım doktora tezimin bugüne kadar gelinceye kadar hakikaten ağırlıklı Kıbrıs'la, tabii ki dünyada ne olup bittiğine de bakarak Kıbrıs'ı hep değerlendirmeye çalıştım. Benim için çok farklı bir anlamı var. Bir suyla iştigal eden, suyla uğraşan bir bilim insanı olarak bu benim için çok farklı. Bir Türk insanı olarak, bir Kıbrıslı Türk olarak çok farklı ama bu bilimi yapan kişi olarak da 3,5 yıl dünyanın çok değişik ülkelerinde ağırlıklı olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün en üst düzeydeki müdürüyle, müdür yardımcılarıyla bu projeyi biz dünyaya tanıttık. Daha başlangıç safhasında. Başlangıç safhası, evet, 7 Mart 2011. Bir önceki Cumhurbaşkanımızın doğum gününde bu temel atıldı. 17 Ekim, biraz önce de size söylediğiniz, 17 Ekim'de de bu proje sonlandı. Çok ciddi sorunlar yaşandı. Boyut olarak çok büyük boyutlarda taşındı su sorunu. Hatırlayacaksınız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti balonla su taşımayı denedi. Evet. Balonla su taşımak o gün tabii ki bir geçici çözümdü. Kalıcı olabilmesi için işte böylesi bir boruyla su taşınması gerekirdi. Bugün geldiğimiz noktada 75 milyon su Alaköprü Barajı'ndan bizim yavru vatan olarak ana vatandan yavru vatana Geçitköy Barajı'na senede 75 milyon su geliyor. Bu su tabii ki ismi İçme ve kullanma suyu projesi. Ağırlıklı olarak o amaca hizmet edecek ve 50 yıl içinde de 50 yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin içme ve kullanma suyu sorunu olmayacak. İlk etapta bu suyun tamamını da kullanamayacağımız için ihtiyacımız 38 milyon civarında olduğu için nüfusumuza baktığımızda bir kısmı ve giderek azalacak şekilde tarımda kullanabileceğiz. Evet. Bu da bir ekstra. Burada su, enerji, gıda. Bu üçüne sahipseniz sırtınız yere gelmez. Bu gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne minnettarız. Evet. Her noktada olduğu gibi bağımsızlığımızı kazanmamızda da, refah seviyemizi artırmamızda da, susuz kaldığımızda suyu da vermede de hakikaten Anadolu insanına ve yöneticilerine
minnet borçluyuz. Evet. Şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah bu bize su sorununu çözecek ama Türkiye Cumhuriyeti'ne de bu coğrafyada bu projeden sonra leadership, bir liderlik ve bu konudaki kazandığı tecrübeden dolayı da ikinci, üçüncü, dördüncü borular noktasında bütün bu coğrafyaya hükmedebilecek bir nokta. Yani Türkiye'de de büyük şeyler olacak diyorum. Evet, onları biraz daha açarız. Ufkun gerisine bakmak lazım. Vaktimiz kalırsa. Şimdi Tuba Hanım, Kıbrıs ve su. Yani Kıbrıs'ta su kaynaklarının durumu nedir? Kıbrıs ve su deyince ne akla gelmektedir? Yani gerek yerel işte adanın potansiyeli, gerek su kaynakları, gerek ihtiyacı. Bu açıdan Kıbrıs'ın durumunu bizimle bir paylaşır mısınız, özetler misiniz? Aslında hocamızın da bahsettiği gibi Kıbrıs'ta çok uzun süredir bir kuraklık yaşanıyor. Ama bununla birlikte İngiliz yönetiminden itibaren yaşanan yeraltı suları ile ilgili de bir problem var. Çünkü Kıbrıs bir ada ve dışarıdan başka bir yerden suyun gelmesi mümkün değil. Mevcut yağışları, kar ve yağmur yağışları veya yeraltı sularıyla kendisini idame ettirmeye çalışıyor. Haliyle iklim değişimi çok ciddi bir etkisi var. Buharlaşma katsayısı bulunduğu enlem ve boylam nedeniyle gayet yüksek. Bunlar suyun muhafaza edilmesinde problem yaşatıyor. Bununla birlikte özellikle KKTC'nin gerek turizm gerekse üniversiteler nedeniyle nüfusun artmış olması, tarımda %75-%70 oranlarında suyun kullanılmış olması, Kıbrıs'ta suyun kritik bir öneme sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca Kıbrıs'ta kişi başına düşen su miktarı yaklaşık 300 civarlarında. Çok net bir rakam veremiyorum ama 300. Bu demek ki Kıbrıs'ta ada genelinde mutlak su problemi var. Yani biz 300 deyince ne anlama geliyor? Türkiye'de ne kadar mesela, hani bir karşılaştırma için. Türkiye'yi kıyaslamak gerekirse Türkiye'de şu anda 1500'lerde. 1500'lerde. Kıbrıs şu anda aslında durumuyla Ürdün'e veya şöyle Ürdün'e denk durumda. Yani ciddi bir su sorunu var yani. Ciddi bir su sorunu tabii ki. Mutlak su sorunu var ve bu soruna ancak suyu bir yerden bir şekilde transfer edeceğiz ya da geleneksel olmayan metotlarla gerçekleştireceğiz. Bu anlamda bu projenin ciddi bir önemi var. Çünkü çok geçmişte yapılan çalışmalara bakarsak aslında bazı referans vermek isterim. Meta'nın yaptığı çalışmalarda Kıbrıs'ın mevcut su potansiyeliyle kullanılan su miktarı arasında 26 milyon metreküp gibi bir rakam çıkartmışlardı. Ama tabii bazı çalışmalarda 70 milyon metreküp'e çıkabiliyor bu rakam. Aslında Türkiye bir şekilde Kıbrıs'ın içme suyu ihtiyacını ama iyi kalitede içme suyu ihtiyacını karşılama derdindeyiz. Çünkü KKTC'de özellikle su kalitesine ilişkinde çok ciddi bir sorun var. Dünya standartlarının altında, hocamız çok daha detaylı bilgi verebilir. Böyle bir sorun yaşanmakta. Şimdi bu denizin altından asma boru mu deniyor? Evet. Akıllı boru. Askıda boru. Askıda boru olarak. Akıllı boru falan böyle işte teknik şeylerde kullanılıyor. Bizim anlayacağımız şekilde hocam. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Tanıyorum dünyada öncü projelerden biri. Yani böyle askıda boruyla iki kara parçası arasında su nakli, boru hattı döşenmesi. Evet. Biraz fikrin ortaya çıkması, daha önceki işte balonla, tankerle taşınmasının çözüm olmaması. O bir süreci paylaşır mısınız? Tabii ki. Ona geçmeden Tuba Hanım'ın biraz önce bahsettiklerine bir cümle. Buyurunuz. Olayın vahametini ortaya koymak açısından. Çünkü bizim meteorolojik verileri değerlendirdiğimiz zaman kullandığımız yöntemle son 100 yılda yaklaşık %26 yağışlarda azalma olduğunu saptadık. Yani bu bir bilinmeyen bir şey değil ama rakamsal olarak da ortaya koyduğumuz zaman %26'lık bir azalma çok doğaldır ki dünyadaki küresel iklim etkisine baktığımızda bizim coğrafyamızda uluslararası yayınlara da baktığında cuk oturuyor. Yani bizim bu bulgumuz %26'lık bizim coğrafyamıza mahsus ama %50'lere varan, daha bizden daha kötü olan yerler de var. Aşırı yağış stratejisine geçenler de var. Yani bu tamamen bizim kendi elimizle, insan eliyle küresel iklim değişikliğine neden olmamız. Maalesef Akdeniz bölgesinin kuraklıktan yana şansına kuraklık düşmesi, aşırı yağışlar değil, öyle olması. Şimdi bu proje 70'li yıllardan itibaren yine ektenik yağış grafiğine baktığımızda hep bir kurak dönemi yaşadığımızı görüyoruz. 70'li yılların 70-71'den sonra artık hiç o şeye geçememiş. Yani yağışlı döneme geçememiş. Küçük birkaç yıllık bir böyle pik yapsa da ama genel trende baktığımızda 70'li yıllardan günümüze kadar genel trendin kurak periyodu. Çok uzun bir kuraklık. Tabii ki burada yeraltı sularına müracaat etmeyi mecbur kılıyor. Yüzey suyu kaynaklarımız zaten 41 milyon kapasiteye sahip, baraj kapasitemiz. Şu andaki barajı koymuyorum. 26,5 milyon metreküplük barajın o 1,8'di.
orijinali 1.8 milyondu Geçitköy Barajı'nın. O haliyle düşündüğümüzde 40 milyonun altında bir zaten var. Güneyle baktığımızda bizim 10 katımız. Trudos dağlarından dolayı esas yağmuru onlar alıyor. Evet. Yüzey suyu yönden zengin ama bizim bir şansımız yeraltı suyu diye konuştuğumuzda Güzelyurt akiferi de Kıbrıs'ın en büyük akiferi. Fakat ne oldu? Bu yağışın sürekli azalarak gitmesi bizim artık yüzey sularından ziyade hep yeraltına müracaat etmemize gerektirdi. Ve öyle bir noktaya geldik ki deniz seviyesinin altına düştü su seviyeleri. Bu vahimdir. Dünyada da çok enderdir. Tabii ki bileşik kaplar yasası bir şeyi alırsanız onun yerine başka bir şey gider. İşte tam da bu noktada çok geniş bir kıyı akiferi olan Güzelyurt akiferi en büyük akifer durumundaki yıllar içerisinde o kadar kötü bir hale geldi ki o kadar deniz suyu kilometrelerce içeriye girdi ki artık biz musluktan bayağı bir deniz suyunu tuzlu içer. Suyu, tuzlu suyu kullanır işte başımızı yıkarken, çamaşır makinamızı bulaşırken ve içerken, yemek pişirirken artık öyle bir noktaya geldik ki bu su kullanılmaz hale geldi. Su kalitesi artık iyice bozuldu. Berbat bir duruma gidiyor. Miktar azalırken aşırı çekimler mecbur. Hep yeraltı. Yüzeyde bir şey yok. Yıl yağıyor, baraj su tutmuyor. Sürekli yeraltına müracaat. Tabii ki tarım alanlarının Güzelyurt bölgesine birazcık genişlemesi, nüfusun biraz artması, insanın yaşam standardına daha fazla turistin artıp, çünkü biz 100-150 litrelik suyu harcarken turist 300-400 ihtiyor. Yani siz bir kez banyo yapmışken o iki kez girip çıkmak istiyor. Dolayısıyla turist donanımındaki artışta bize öyle bir noktaya geldi ki yaşanmaz hale geldi. Yani Kıbrıs'ta artık su dendiğinde tabii suyu da yönetebildiğimiz de söylenemez. Yani su sorununu bir cümleyle açıkla dediğinizde kıtlık, kalite ve yönetim sorunu. Biz üç boyutunda yaşıyorduk. İnşallah suyun yönetimi tabii uluslararası da bir gündem sorunu değil mi? Sadece Kıbrıs'a özel bir şey değil. Su yönetimi özel bir çok alan. Çok az sayıda gelişmiş ülkenin üstesinden gelebileceği oldukça komplike. Başlı başına bir sorun da başlık şey. Yani bunu çok uzatmak istemiyorum Türkiye'yi falan dünya ama hakikaten suyu yönetmek çok zor. Çünkü anlık değişikliklerle kurduğumuz model değişebiliyor. Şimdi sanıyorum bu suyun gelmesiyle beraber artık öne çıkacak bu suyun yönetimi tartışmaları Kıbrıs'ta. Eskiden azdı, şimdi su var. Olmayan şimdi bir su, kalitesiz suyu yönetmenin derdi varken şu anda çok kaliteli gelen bir suyu gramını dahi boşa harcamadan ne kadar verimli bunu içme insanın yaşam kalitesi öğrencilere, turiste, halka ama bir de bunun arta kalan kısmını da tarımda hangi tür tarımda? Evet. Para getirecek, bilinçli bir sürdürülebilir bir işimiz çok zor. Bu projeyi başarmak çok önemli. Neydi? Ben hep Veysel Hoca'dan hep dinlerim. Sayın meslektaşımdan benim bana göre biraz yaşı daha büyük ama meslektaşım Sayın Veysel Eroğlu. Çok sayıda konferansta birlikte bulunduk. Yurt içi, yurt dışı, Türkiye ve yurtta. Hep onu anlatır. Birazcık eskilere gider. Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde o da İSKİ müdürlüğüne çağrılmış. Üniversiteden koparılmış demiş gel otur İstanbul su işleri. O zaman adalara su götürme. Adalar da kırılıyor. Çünkü adanın biraz önce Duba Hanım söyledi yani adanın şanssızlığı o. Adaya yağan yağmur kadar hükmünüz var. Yağan yağmur eğer yer altına geçip yer altı depolarını doldurursa doldur. Doldurmadıysa taşıma suyuna ihtiyaç var. İşte o dönemde İstanbul'daki adaların çok ciddi bir su sorunu yaşandığı dönemde Veysel Hoca Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın zamanında borularla su getirmek gibi bir projeyi hayata geçirmişler. O arada da tabii bunu takip eden Kıbrıs'taki bakanlarımız, ilgili bakanlarımız ya siz böylesi bir proje yaptınız. Biz susuzluktan kırılıyoruz. Allah aşkına bize de bir el uzatın. Her zaman olduğu gibi ana vatana. Denizden geçebiliyorsa aynen. Kıbrıs'a yani, da gelsin. Ana karadan adaya bir deniz geçerek gidiyorsa o zaman mesafe çok da önemli değil düşünerek bize de denmiş. O zaman neden olmasın demiş. Bunu demiş bir kenara yaz demiş Sayın Tayyip Erdoğan. Tabii görevler değişiyor. DSİ Genel Müdürü oluyor Veysel Bey. Başbakanlığa atanıyor. O dönemde unuttum onu diye ikaz ediyor Veysel Bey'i Sayın Tayyip Erdoğan Başbakanlığı. Hayır demiş. Hadi demiş başlayın. Yani o verilen söz aslında gün geliyor. O balondan sonra özellikle balonla da bu işin yani geçici bir çözüm olduğu bilindiği için kalıcı bir çözüm olmasa ama çok ciddi sorunlar. Yani çok ciddi aşamalardan geçiyor. 9 milyon TL'lik bir research base. Yani önce bir araştırması yapılıyor. Uzun bir süre bu deneniyor. Bütün bu firmaların yaptığı araştırmaları devlet su işleri masaya koyuyor. 11 tane biraz da böyle gaba tabirle kelli felli hocayı içinde işte Zekai hocaların işte Zuhri Sarıkaya hocanın da burada kulaklarını çınlatmak lazım. Esas bu işin bilim insanlarına bir 11 tane ağır topu
Türkiye'nin profesör hidroloji konusunda bu o güne kadar yapılan bütün deneyleri, bütün şeyleri masada inceliyorlar. Bu proje yapılabilir mi? Yapılamaz mı? İşte o 9 milyon sadece fizibilitesinden sonra ön araştırması 9 milyon TL. Evet, korkunç bir şey. Hmm. Ben rakamı da hemen söyleyeyim. 1 milyar 600 milyon TL. Hmm. Bu çok önemli bir miktar. Türkiye için büyük değil ama bizler için çok anlamlı. Ama 9 milyon TL vererek bir ön çalışmanın yapılması bile onunla yetinilmemiş. İşte dediğim gibi 11 tane profesörünü devlet su işleri davet etmiş. Bugüne kadar yapılanları incelemiş. Bu uygulanabilir mi, uygulanamaz mı? Uygulanabilir raporu verildiğinde ilk temel 7 Mart 2011. Ve ilk anda aslında çok sayıda yüksek risk taşıyan unsurlar vardı. Bunlar hesaplanarak, yazılarak cidden. Çünkü bizim yine Veysel Hoca'nın anlattığı gibi biz bunu işte şey yaptığımız gibi İstanbul'da yaptığımız gibi temele, tabana döşer gideriz. Öyle olmadı. Batimetre haritasına bakıldığı zaman ne görüldü? Anakara Türkiye ile KKTC arasındaki batimetri 1450 metre, 1,5 kilometreye kadar derinlik var. O yeri geçeceksiniz, uçarak geçemezsiniz. Nitekim uçarak geçmeye kalkıldı. Eksi 250 metre kod. Ama burada çok aslında ayrıntıya girmeden anlayacak bir şekilde projenin A'dan Z'ye bir hızlıca özetleyeyim. Evet. İlk temel atıldı. Neydi? Alaköprü. Baraj yapmak artık Türkiye için çocuk oyuncağı. İşte 130,5 milyon metreküplük bir Alaköprü barajı. Bu çok 26 megalık bir elektrik üretiyor. İşte o bölgenin insanına hem içme suyu veriyor hem tarımını şey yapıyor. Yani bu proje Kıbrıs'a gelirken o bölge halkını da ihya edecek. 3 tane köy boşaltılıyor. İnanılmaz modern evlerle bunlara yeni evler yapılıyor. Camisinden sosyal kültürel şey. Bunlar da çok önemli. Yani artık Türkiye ne yaptığını dünya standartlarında yapıyor. Bakın o insanlar mağdur edilmemiş, tam tersi. Ne oluyor? 23 kilometrelik Alaköprü'den 22 kilometre bir boru hattı. 1.5 metre duktil çapında, 1.5 metre çapında duktil boru. Anamuryum dengeleme deposuna 10 bin metreküplük geliyor. Oradan 1 kilometreyle de sahile ulaşıyor. Yani toplam 23 kilometre bir deniz, kara yapısı var. Türkiye bacağı. 4 kilometre de Kakatici tarafında var benzer şekilde. Ama esas bu projeyi proje yapan veya dünya satında seviyeye çıkaran deniz geçişi. Çünkü deniz geçişinde ilk kez deneniyor. Ne? Eksi 250 metre koduna fiks edilerek yerdeki 9-9-1 metre çapındaki 200 küsur ton ağırlığındaki beton ağırlıklara 16-17 santim çapındaki çok özel bir kabloyla bağlanarak fiks ediliyor. Belli aralıklarla 500 metre yekpare borular 1.6 metre çapında ve yüksek yoğunluklu polietilen. Normal sıradan bir boru değil. Mersin limanında sahilde üretilen. Çünkü o yarım kilometre boyundaki boruyu nerede üretirsiniz? Nasıl, hangi kamyonla taşıyamazsınız. Dolayısıyla Mersin'de limana kurulmuş fabrika. O günden itibaren 80 kilometre. Orada bir küçük detay var. Bakın 80 kilometrenin tamamı askıda geçilmiyor. Eksi 20 koduna kadar ters kepçeyle geminin içinden deniz tabanı kazılıyor. Bir hendek, deniz içinde hendek kazılıyor. Hendeğin içine boru önce konulup üstü kapatılıyor. Eksi 20 kodundan eksi 280 koduna kadar tabana beton ağırlıklarla fiks ediliyor. İşte eksi 280'den sonra bu askıda eksi 250 kodunda askıda geçiliyor. Bu askıda geçmek zorunda kalması bu ve 80 kilometre bakın deniz geçişi 80'de toplamda 107 kilometre. Diğerleri önemli değil. Barajlar yapılır ama bu 80 kilometrelik deniz geçişi gerçekten bu teknoloji kullanarak 4-5 farklı gemi kullanıldı. Y parça o 500 metrelik boruları birbirine bağlayan Y parça bile montajı bile 2000 metrekarelik bir yüzey alanı olan devasa bir gemi tarafından yapılıyor. Farklı farklı gemiler yani bir tam bir mühendislik harikası. Evet yani gerçekten Türk'ün gururu gibi, diyorum ben. Türk insanının gururu inanılmaz bir proje. Asrın projesi tarihini hak ediyor diyorsunuz. Kesinlikle hak ediyor. Hocam telefonda bir konuğumuz var, onu bekletmeyelim. Telefon attığımızda Dursun Yıldız var, su politikalar uzmanı. Alo. Efendim buyurun. Efendim hoş geldiniz programımıza. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Şimdi Kıbrıs'a barış suyu projesini konuşuyoruz bugünkü programımızda. Siz de bu konularla ilgili bir uzmansınız. Bu projeyle ilgili sizin değerlendirmenizi, Kıbrıs ve Türkiye için önemi konusunda neler söylersiniz? Çok teşekkür ederim Fahri Bey. Başlamadan önce Hüseyin Hoca'ya ve
arkadaşımıza merhaba demek istiyorum. Selamlar. Tanıyorum. Ben programı başından beri dikkatle izliyorum. Hüseyin Hoca da Tuğba Hanım da çok net açıklamalar yaptılar. Şimdi aynı paralelleşmemek ve tekrarı olmasın evet. diye ben konunun bir başka yönüyle ele alması taraftarıyım. Şöyle bakacağız. Buyurun. Bir, proje önemli. Neden önemli? Hı hı. Proje bir kere stratejik bir kaynak olan suyu konukların da açıkladığı gibi hı hı. bu kaynağın gittikçe eksildiği, azaldığı bir kara parçasına götüreceği için önemli. Evet. İki, proje önemli çünkü proje Doğu Akdeniz'de bir proje. Doğu Akdeniz neresi? Doğu Akdeniz bölgenin şu anda kaynayan sularının bulunduğu bir yer. Hı hı. Doğu Akdeniz'de enerji ve su kaynakları aslında stratejik öneminin zirvesine ulaşmış durumda. Hı hı. Doğu Akdeniz bu anlamda önümüzdeki dönemin dünyanın kalbinin çarpacağı hızlı çarptığı zaman da bir takım kalplerin daha fazla çarpacağı bir yer olma durumunda. O nedenle uluslararası sistem Doğu Akdeniz'e özel ilgi gösteriyor. Hı hı. Bu bölgede gerek enerji gerek projeleri büyüteç altına alınır. Türkiye'nin bu dönemde bu projeyi gerçekleştirmesi bir mühendislik harikasının hı hı. ötesinde bölgede koyduğu bu proje için bir siyasi irade açısından da çok önemlidir. Hı hı. Bu konuya dikkat çekmek istiyorum öncelikle. İkincisi, hı hı. Türkiye bu projeyle Doğu Akdeniz'de suyu bir barış aracı, bir istikrar aracı olarak kullanabilmek üzere hı hı. hiç de abartılmaması gereken bir adım atmıştır. 75 milyon metreküp su aslında Kıbrıs için küçük ama stratejik açıdan Türkiye için büyük adımdır. Kıbrıs için çok küçük bir adım değil. Neden? Onu da açıklayayım hemen. Hı hı. 75 milyon metreküp başlangıçta bu su gidiyor ama daha sonra bu suyun daha fazlalaşması ve Kıbrıs'ın ihtiyacının önemli bir bölümünü kapsar hale gelmesi bugünkü atılan adımın arkasından mümkün olacaktır. Ben Deniz Su İşleri'nde İçme Suyu Daire Başkanlığı'nda çalıştığım dönemlerde hı hı. bu projenin altında imzası bulunan bir mühendisim. Mühendislik açısından bu süreci çok iyi biliyorum. Hı hı. Hüseyin Hocam da koordinasyon açısından biliyor. Ama esası şu anda bu projenin dünya gündemine, dünya kamuoyuna gelişi hı hı. mühendislik açısından olduğu kadar stratejik açıdan da önemli olmasından kaynaklanıyor. Hı hı. Türkiye bu siyasi iradeyi neden bu dönemde gösterdi? Hı hı. 15 senelik proje bu yaklaşık biz Devlet Su İşleri'ne girdiğimiz dönemden beri bu projeyle ilgili olarak Kıbrıs'a su taşımayla ki Kıbrıs sadece su taşıma açısından DSE'nin ilgi alanında olmadı. Bizim Kıbrıs'ta DSE olarak şube müdürlüklerimiz vardı. Orada birçok teknik elemanla su temini, yeraltı suyu temini sulama konusunda görevler yaptı arkadaşlarımız. Hı. Daha sonra Kıbrıs özellikle balonla su taşımanın başarısızlıkla sonuçlanması ertesinde tekrar değerlendirildi ve dendi ki Kıbrıs'a artık suyu sürdürülebilir bir şekilde taşıyalım. Sürdürülebilir olması Kıbrıs suyunun artık daha güvenilir bir boru hattıyla gitmesi demekti. DSE'yi oturdu, önce fizibilite çalışmasını bunun gerçekleştirdi. Onu verdi proje ihalesi olarak. Sonra bu proje 10 sene yakın masada bekledi. Neden bekledi? Bu sorunun yanıtı ise o bölgenin Doğu Akdeniz olmasıyla doğrudan bağlantılı. Hı hı. Çünkü Doğu Akdeniz projeleri istediğiniz zaman yapıp istediğiniz zaman uygulamaya olanak tanıyacak kadar stratejik açıdan kolay bir bölge değil. Hı hı. Özellikle Doğu Akdeniz'de bizim bir başka projemiz daha vardı. Manavgat su temini projesi. Hı hı. Ankara su taşıma projesi. 160 milyon dolarlık yatırıma rağmen Manavgat su temin projesiyle uluslararası su temin konusunda başarılı olamadı. Evet. Şimdi burada siz ikinci adımı attınız. Nedir bu adımda? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne aslında değiştiriyorum Kıbrıs'ın tümüne Türkiye olarak su temin etme adımı. Bu adımın arka planını Türkiye çok iyi desteklemek zorunda. Evet. Çünkü atılan bu adım ekonomik olarak Türkiye'nin altından kalktığı bir proje olması nedeniyle başarıdır. Teknolojik olarak bir başarıdır ama bundan daha ötesini söylüyorum şimdi. Hı hı. Çok önemli olduğuna inanıyorum ve iddiayla söylüyorum. Bunu götürmek bir mühendislik işidir, ekonomi işidir. Ama bunu bu götürülen suyu, 75 milyon metreküp suyu
Kıbrıs adasında sürdürülebilir bir şekilde kullanmak daha önemli. Evet, yönetmek, işletmek. Nedeni bu 75 milyon metreküp suyun tarımsal hizmetler alanında, turizm sektöründe veya üniversite, uluslararası eğitim sisteminde kullanılmasının sektörel dağılımı aslında dünyanın bundan sonra bakacağı yerdir. Proje tamamlandı. İki şeye bakacak bundan sonra dünya. Bir tanesi, Türkiye bu projeyi koruyabiliyor mu? Yani proje tabii ki stratejik açıdan korunması gereken bir proje. İkincisi, sürdürülebilir olarak işletebiliyor mu? Evet. Üçüncüsü, bu suyu, yani bu adadaki altın değerinde olan bu suyu verimli bir şekilde yönetebiliyor mu? Evet. Bunun altyapısını hazırlamış mı? Ben Türkiye'de yurt dışına götürdüğü su temini projelerinde Türkiye hidropolitikasının altyapısında suyu götürmenin ötesinde suyu daha verimli kullanabilme yönünde bir model oluşturmasını önemsiyorum. Evet. Çünkü Türkiye'nin bölgede oluşturmaya çalışacağı hidropolitik atağın adı su götürmenin yanı sıra ben bu bölgede suyu çok daha iyi kullanırım. Bu kullanımı sizlerle de gerekirse paylaşırım demek olacaktır. Evet. Türkiye Iraklı Suriyeli mühendislere su kullanımı konusunda bugünlerde Türkiye'ye davet edip bir takım programlarda kendilerine bazı eğitimler veriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de belki altyapının oluşturulmasından, sulama kooperatiflerinden, sulama birliklerinden bahsediyorum ve diğer taraftan su temini hizmetlerinde belediyelerin bu hizmeti en verimli şekilde vermesine kadar yine bir eğitim programıyla bölgede veya adada yer alabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam katkılarınız için. Sağolunuz. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Şimdi Tuğba hocam, suyun Kıbrıs ekonomisine katkısı ya da beklenen katkıları, önemi, işte tarıma işaret edildi, kaliteli içme suyuna işaret edildi, turizm boyutu var, yüksek öğretim, istihdam boyutu var, tabii şu eğitim şu anda önemli bir şey. Yani sosyal hayata dönük. Yani ne tür katkıları bekleniyor suyun, bu ulaşan suyun diyelim KKTC'ye? Aslında en önemli şey demin de bahsettiğimiz gibi kalitenin değişmesiyle birlikte insanlar daha kaliteli yaşayacaklar. Böyle bir gerçek söz konusu. Bununla birlikte tabii ki bu suyun bir kısmı da tarım için kullanılacak. Eğer bu suyun kaliteli su kullandığı zaman tarımdaki ürününüz daha bol ve daha kaliteli olacaktır. Tabii bunun da ticari yansımaları olacaktır. Zaten Rum kesiminin, daha doğrusu Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bu konudaki en büyük itirazlarından biri de bu suyun KKTC'nin lehine bazı avantajları ortaya çıkarması. Bunu kendi delilleriyle de itiraf etmişlerdir. Bununla ilgili bazı dengesizlikler yaratılacaklarını düşünüyorlar. Haliyle tabii ki insanların ihtiyacını çok daha rahat bir şekilde karşılayacağınız için bunu da getireceği bir refah söz konusu. Buyurun hocam. Yalnız bu çok anlamsız bir korku. Çünkü Çukurova pazarını düşünün. Anadolu'dan bahsediyorum. Çukurova'nın ürettiği harına gitmiyorum. Evet. Yani GAP projesine gitmiyorum. Evet. Çukurova'yı bile oldum olası üretime bakın. Kıbrıs'ta üretilecek olan nedir ki Allah aşkına? Nedir korktukları? Ne üretiliyor hocam? Narenciye mi üretiliyor? Narenciyedir. Yani bu daha zeytin. Kaliteli. Tamam, zeytin ne olacak? Biraz şey yetiştirecekler. Yok, enginar, biraz izleyicilerimiz. Enginar yetiştirecek. Evet. Yani olan çok fazla aman değil. Ama rakamsal olarak Rum tarafını korkutacak, eli ayağını titretecek gibi bir şey yok ki orada. Biz bunu bugüne kadar kalitesiz suyla rekolteyi düşüren, pek de rekabet ortamı bulamadığımız bir şeyi belki bundan sonra daha kaliteli ürün yetiştirerek tırnak için etine budune, yani burada üretilecek olan miktar aman değil. Dünya pazarını domine edemez yani. Evet. Yok canım, bu gereksiz bir yaygaradan başka bir şey değil. Böyle bir el ayak, ama burada biraz önce hocam da bahsetti. Biz hocamla özellikle üçümüz çok konferanslarda birlikte olduk. Uzmanlık sahası oldu. Biz çok çok dünyanın çok değişik yerlerinde yollarımız kesişti. Hassasiyetini anlıyorum her iki kişinin de. Burada yalnız dünyanın bu konuya dikkat çekişi açısından ben birkaç cümle söylemek istiyorum. Marakeş'teyken ki proje belli bir noktaya gelmişti. Fransızlar daha farkında değildi projenin yaralandığını. Ne zaman başlayacaksınız? Bak, dedik proje yaralandı, bitiyor. Aa öyle mi falan. Ondan sonra International Herald Tribune, New York Times'ın bir çok mızır bir yayıncısı benim yaklaşık 2,5 ayımı aldı bir röportaj için. Bir röportajı 2,5 ay alırım, aldı. Çektiğim, yolladığımız filme kadar bunun bize ait olup olmadığını. Ama orada bir şey dikkatimi çekti. Sadece benimle röportaj yapılmadı. DSİ'den de çok yakın arkadaşlarına yapıldı ama esas en önemli düşündürücü olan
dünyada bu projenin benzerleri var mı noktasında? İşte İspanya'da karadan şu kadar kilometre su taşınmış ama denizde askıda boru olarak dünyada bir ilk. Ve biraz da sarkastik, biraz da alaycı bazı bilim adamlarının görüşleri de şöyleydi, beni üzdü. Ya ne olacak işte, patlarsa çatlarsa bir tatlı sudur taşıdığı, gaz değil, petrol değil. İşte Akdeniz'in suyuna tatlı su karışır. Ha ha ha. Yani ama bunu bu hale getirme buna inanmadıklarını gösteriyordu. Bu veya işte Rum tarafında bir takım şeyler çıkıyordu veya uluslararası basını takip ediyoruz. İşte theoretical. Teoride evet hayali, görünüyor ama pratiğe pek uygulanabilecek. İşte bu, bugün biz bunu ispat ettik. Ha Dursun Bey'in şeyine %100 katılıyorum. Bu mühendislik harikasının bu noktaya gelmesi bir mucize. Evet. Yani bir mükemmel. Ama işte bu suyu alnımızın akıyla dünyaya, alem ibret noktasında en verimli şekilde, en doğru şekilde işletebilir, bunu artıya, Duba Hanım'ın dediği gibi kara, refah seviyesine, ekonomisine ve doğru alanlara vererek life standard, hayat standartını yükselecek şekilde dönüştürebilirsek sınav o zaman geçmiş olacağız. Bunu da yine Türkiye'nin, anavatanın uzmanlarıyla, Kıbrıs'ın kendi yetiştirdiği veya şu anda etkin olarak rol alan, görev yapan insanların bir araya gelerek en doğru yolu bularak birlikte hareket etmesiyle olur. Bunun başka çaresi yoktur. Aksi evet. takdirde düşmanı kendimize, düşmanı demeyelim, alay konusu olur ve kendimize güldürürüz. Aman bu noktaya düşmeyelim. Böyle bir yerleri geçtikten sonra, denizi geçtikten sonra şeylerde çok daha sığ yerlerde evet. boğulmayalım. Çok önemlidir. Şimdi bu su ulaşır ulaşmaz yani temel atma ve daha sonrasında açılış töreni hemen bu suyun yönetimi tartışması başladı. Su yönetimi niye önemlidir? Hani hocam değindi ama bu sadece Kıbrıs'a özgü bir sorun değil. Peki. Su yönetimi diye bir şey var değil mi? Artık evet. araştırma sahası var. Entegre su kaynakları. Evet, entegre su kaynakları. Biriniz. Aslında suyun yönetimi birazcık geleneksel de oluyor. Maalesef aslında ana temel noktalarından biri suyun tasarruflu kullanımı. Bu konuda insanların bilinçlendirilmesi lazım. Her zaman bu çok klişe gelebilir ama gerçekten insanların suyun sonsuz bir kaynak olmadığı. Çünkü Kıbrıs'ta görüyoruz. Nedir? Yeraltı suları yenilebilir bir kaynaktır. Ama Kıbrıs'ta, hocam doğru mu ifade ediyorum ama bu özelliğini yitirmiştir evet. artık. Çok ciddi yıllarla yani bir büyük bir proje uygulanıp da ileriki yıllarda farklı bir dönüşüm olmazsa. Öncelikle bir eğitim gerekiyor. Bu konuda bence KKTC'de yaşayan insanların da bu konuda eğitilmesi gerekmekte. Suyun etkin kullanımı, kayıp kaçaklarının da minimuma düşmesi gerekiyor. Bu da ayrı bir problem. Boru suyu kaynaktan, boru hatlarıyla evimize taşıyana kadar çok ciddi su kayıplarıyla karşı karşıyayız. Bu rakam Türkiye'de yaklaşık %30, %40 ama bu ortalama bir rakam. Hani bazı yerlerde çok yüksek olarak da karşımıza İyisiniz. Çıkıyor. %30-40 iyi. 65 olduğunu söylersin. Bir ara İstanbul'da ben hatırlıyorum o günkü tartışmaları. %50'nin üzerindeydi. Evet. Bütün yeraltı şebekesini değiştirdiler. Evet. Değiştirilmesi gerekiyor. Çünkü bu ciddi bir kayıp. Bazı ülkeler özellikle mesela Irak ürettiği suyun %50'sini bu süreçte kaybediyor. Dağıtım sırasında toprağa gidiyor. Dağıtım sırasında toprağa gidiyor haliyle. Ki o kadar kıymetli bir şey. Ayrıca şimdi burası kurak bir bölge olduğu için sulamada modern sulama teknikleri ve toprağın yapısına uygun olarak da iklime uygun olarak da bitki deseninin seçilmesi gerekiyor. Bunlar o zaman suyun kullanımı, bunu tasarruf edilmesinde çok büyük artılar olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bir de şu var, atık suyun tekrar. Bitki deseni deyince hocam daha az su isteyen bitkiler daha çok su isteyen bitkiler mi? Hani tabii o da var. Az su isteyen hocam daha yakışıklı. Ona göre mi tercih ediliyor tabii, ya da oradaki iklime, coğrafya, toprak yapısına? Tabii toprak yapısına. Mesela toprağınız tuzlanmışsa evet. ona göre de uygun bitkiler söz konusu. Buna artı olarak bir de atık suyun tekrar kullanımı. Bu çok önemli bir gürtü su kaynakları açısından. Hani içme olmasa bile bu suyun işte sulama olabilir ya da diğer temizlik ihtiyaçlarında kullanılması gerçekten su bütçesine çok büyük bir artı olarak karşımıza yani çıkmakta. Kıbrıs çok büyük bir sanayi ülkesi değil ama sanayisi var değil mi? İş yerlerinde de su ihtiyacı var. Tabii ki, kesinlikle. Yani bir takım üretim tesislerinde değil mi hocam? Ben burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Biz aslında atı, arabayı atı bazen ters taraflarda koşuyoruz ve yanlış yöne gidiyoruz. En çok üzerinde durulması gereken, evet, bitki baseni önemli. Hangi tür bitki? En az su. Ama satamayacak olduktan sonra tabii. hangi bitkiyi seçtiğinizin ne önemi var? Dolayısıyla kelime marketing, pazarlama. Ben bunu ilk göreve geldiğim gün ki 3,5 sene, 1 seneden fazla da aktif değilim. İlk 4-5 sene öncesinde dedim ki arkadaşlar bırakın diğer söylemleri. Siz bir pazar analizi yapın. İlgililer, ticaret odası, sanayi odası bir araya gelin. Bir marketing. En yakından başlayarak güneye satabilecek miyiz? Türkiye'ye neyi vereceğiz? Türkiye'nin ötesine çıkacaksak Londra'ya ve Arap piyasasına neyi satabilirik? Türkiye'den önce 15 gün önce üretebileceğimiz ilk turfanda bitkimiz var. Ben bunun üzerine giderim. Türkiye piyasasına çıkmadan
15 gün önce de örneğin ben patatesi, enginarı Türkiye piyasasına sokabiliyorsam bitti. Küçücük bir pazar zaten. Senin nedir üreteceğin? Tabii. Türkiye'de sen bir ilinde bunu bitirirsin. Ama maalesef hala daha bir marketing analizi. Bırak iç ihtiyacımı, iç piyasada neyi tüketip hangi bitkiye, ürüne, meyveye, sebzeye ihtiyacım olduğu tam anlamıyla saptanmamıştır. Ama daha da önemlisi satıp para yerine, para koyacaksın, harcamaların yerine koyacaksın, bir kar edeceğin bir unsur olacak olan pazarlamanın nereye yapılacağını açık değil. Şeyi çok de önemli. Etkileyecek mi? Kıbrıs benim bildiğim daha çok ithalata bağımlı bir ülke. Yani birçok ürün ithal ediliyor. Kesinlikle. O kadar turist geliyor, binlerce, on binlerce öğrenci var dünyanın çeşitli ülkelerinden. 80 bin öğrenci 127 farklı ülkeden. 80 bin öğrenci Kıbrıs'ta. 127 farklı ülkeden Türkiye tarafından tanınmayan KKTC'ye 127 farklı ülke öğrencisi geliyor ve yüksek öğrenim hizmeti alıp gidiyor. Türkiye tarafından tanınmayan derken mi yanlış oluyor? Türkiye dışında tanınmayan. Türkiye dışında tanınmayan. Evet. Sadece Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmayan. İşte 80 bin öğrenci, şu kadar 10 bin turist yani... onların tüketimine dönük de iç üretimin payını artırma imkanı verecek mi acaba bu? Kesinlikle. Zaten stratejimizi belirlerken biz öne çıkacak olan sektörlerimiz, yani tarım evet önemlidir. Tarım bana göre satamayacaksam iç piyasanın ihtiyacını karşılarım. Dışarıya bağımlı olmamak. Çünkü artık gıda ve su güvenliği dünyanın en önemsediği su ve gıda güvenliği çok önemlidir. Su ve gıda yönünden eğer bağımsızsanız gerçek anlamda bağımsızsınız. İç ihtiyacım tarımı evet, ama ben özellikle neye gelişen sektörlerime bakarım. Nedir? Turizme bel bağladık. Her ne kadar da istediğimiz noktaya gelemezse de turizm bir her zaman için bir, ciddi bir alternatiftir. Evet. Lokomotiftir. Ama onun önüne geçen yüksek öğrenim. Evet. O zaman yüksek öğrenim gelen ailelerin, gelen çocuklarımızın, bunların kaliteli su temini, bu birinci öncelik. Yani sektörler, ışık saçan sektörler nedir? Öncelikleri ona vermek koşuluyla ve stratejik anlamda da tarım ürünü ne yetiştiririm? Benim ihtiyacım olan domatesi, salatalığı yetiştirdikten sonra dışarı satacağıma bakıp işte o turfanda noktası, pazar açığı, neyi yetiştireyim ki satabileyim? Bence çok basit işler değil ama biz bunun altından kalkarız, başarırız. Hiçbir şey de yapılmamış değil. Çok ciddi çalışmalar da sürüyor. Biz bunlarla ilgileniyoruz. Ben iyi bir noktaya güzel olacak inşallah. Kesinlikle olacak. Tuğba Hanım, bu güneyin tepkisine ne diyorsunuz? Yani belgeleri sızdırdılar, içmeyi suyunuzu tarzında açıklamalar var. Yani bu su nihayet insani bir şey ve yani silah değil, işte şey değil. Nedir bu? Zehir dokunmayacağımıza göre içine. Evet. Ya, tabii ki tepkiler var. Bazıları siyasi, bazıları bilimsel. Gözüken tırnak içinde ilhak tabiri kullanıyorlar. Evet, bunu yani uluslararası hukuk açısından pek hani boru hattı döşemenin ilhak etmeyle. Tabii ki başka kıta sahanlığı meselesini Katarlarsa falan orada büyük tartışmalar çıkabilir. Çünkü hiçbir şey net değil ama uluslararası hukuka aykırı bir durum söz konusu değil. Zaten defakto durum var zaten şu anda bir savaştan sonra. Defakto durum var. Kimse... Yani uluslararası hukuka karşı bir durum yok. Tabii bunun... bu suya ihtiyaçları olmadığını, ekonomik olmadığını, desalinasyonun çok daha ucuz olduğu gibi iddiaları söz konusu. Bu suyun direkt kullanılamayacağını, filtreden geçirmeleri gerektiğini iddiaları da söz konusu. Ama ben inanıyorum ki gün gelecek ve bu su onlar tarafından da talep edilecek. Hemen, hemen, hemen açıklayalım. Filtreden geçirecek falan filan bunlar o kadar ne demek büyük. Filtreden geçirecek? Allah aşkına şu anda, şu anda dünyanın en yüksek teknolojisiyle arıtma tesisi kurulmuştur. Bu su direkt verilmeyecek zaten. Arıtma tesisi kuruldu. 8-10 günlük bir deneme süreci sürüyor. 10 gün sonra 200 bin metreküp günde, yani gelecek olan suyun tamamını arıtabilecek kapasitede, zaten tören orada yapıldı. Arıtma tesisi hazır. Deneme çalışmaları yapılıyor. 10 gün sonra baraja biriken su hatta verilecek duruma gelecek. Ne filtreden geçirmesi? En üst düzeyde kaliteli su olacak noktada biz arıtacağız suyu. Kaldı ki ya Allah aşkına. Hocam zaten bakın, su doğal gelip barajdan evlere dağıtılmaz ki. Yani. Filtreden geçirdiğini biz filtreden geçireceğimiz. Biz en kaliteli arıtma sistemini kurduk oraya ve 200 bin metreküp kapasiteli. Bakın burada başka bir şey daha çok dikkatli olmamız gerekir. Ben kullanmayacağım diye bir şey, büyük konuşmasın kimse. Rüyada görse hayra yorulmayacak bir şey gerçek. Olmasaydı keşke. Şimdi elektrik hocam, kullanmayacaktı. Sadece güney değil, Kıbrıs'ın içinde de tepkiler oldu. Basın en azından yansıdı işte, gösteriler falan. Şimdi bakın. Bu su şeyi... Ana vatan yavru vatan arasındaki bağları kimse sekteye uğratamaz. Kimsenin gücü yetmez bakın. 15 kişi Lokmacı Barikatı'nda. 15 kişi miydi gösteri? 15 kişi Lokmacı Barikatı'nda, Rum tarafında.
Aynı anda da 40-50 kişi Türk tarafında aynı sloganı atıyordu. Bakın ben başka bir şey söylemeyeceğim. Evet, 15 kişi Rum tarafında, 40-50 kişi Türk tarafında aynı metni okuyordu. Ben başka bir şey söylemem. 40-50 kişi. Kıbrıs'ın nüfusu KKTC'nin nedir? Kullanmayacağım. Öyle büyük konuşmakla olmuyor. Elektriği de kullanmayacaktı Rum tarafı. Bir kaza geldi başına. Elektriksiz kaldı. Asansörleri çalışmadı. Yazın sıcağında Kıbrıs'ın yazını bilen bilir. Evet. Bütün o lüks yaşamları bir anda güme gittiğinde ne oldu? Türk tarafından elektrik almak zorunda kaldık. Su da havahim. İki sene yaşadık bizim o balonla su getirmeye çalıştığımız zaman Rum tarafına yansıması 10 kat daha fazlaydı. Niye? Benim ihtiyacım olan suyun 10 katına ihtiyacı var. Bir kuraklık %50, bırakın %20'lere düştüğünü, su kapasitesinin, rezervinin %50 düştüğünde ne demektir bilir misiniz? 330 milyon rezerv kapasitesi var barajlarının. 160 milyonunun yarı yarıya bile, ki bunun altına düşer. 160 milyonunu kaybettiğinde neyle kompanse edecek? Evet. Denizden arıtma. Denizden arıtma miktarı 50 milyondur şu anda şeyin. Rum tarafı evet desalinization 50 milyon. Artıra 50. Evet. 100'e çıkarsa ne olacak? Sağlam bir kuraklıkta bir sene dayanır. Ne yaptılar? Tarımı sıfırladılar biliyor musunuz? Evet, o kritik dönemi geçmek için. Sadece içmeye yaradılar var olan suyunu. 5 sene gitseydi ne olacaktı o kuraklık? Hocam tabii konuşacak çok konu var. Konu önemli, değişik boyutları var ama bizim de süremiz bitti. Öyle mi? Ama en azından konunun önemine işaret etmiş olduk. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir kez daha Türkiye'ye gerçekten büyük teşekkür borçluyuz. Hep birlikte bunu başaracağız. Eyvallah. Efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Bir başka programda birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.